Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere bir adet 1.9 göstereceğim. Bunun yakın zamanda EGR'si, körlemesi, manifoldu ile alakalı bir video çekmiştim hatırlarsanız. Çok da uzak değil, bir hafta önce falan. Bilemediniz, 1,5 hafta önce. Biz bu aracın turbosu geldi. Turboyu topladık. Turbodan sonra alt devirleri biraz öyle olduğu için yazılımı tekrar yazılabileceğini ve bunu yazılımla kurtarabileceğini hem biz hem de aracın kendi yazılımcısı söylemişti arkadaşlar. Ama bazı işler peş peşe gelir. Nasıl peş peşe gelir? Yani mükemmeliyetlik istiyorsanız arkadaşlar, hem yazılım attıracağınız, hem turboyu yaptıracağınız, hem de bu arabayı toplatacağınız insanların hepsi bu işi gerçekten biliyor olması gerekir. Bilinçsizce yazılımın sonucunu bu araçta sizlere göstereceğim. Önce hikayesini anlatacağım, ne oldu ne bitti diye. Ve sonrasında neler başımıza geldi, bunu sizinle paylaşacağım. MA manifold basınç hatasıyla gelen aracımızın MA manifold basınç hattındaki bütün kaçaklarını biz gidermiştik. Fakat 270'te ya yazılımsal olsa gerek, müşterilerin yanlış okumasından olsa gerek, bu hata tekrar veriliyordu ve tekrar bir yazılım yapılması gerekiyordu. Aracı tekrar bir yazılım yapıldı. Biz aracı verdikten 4 gün sonra, tesliminden 4 gün sonra. Ve peşine arkadaşlar, bu yazılım esnasında turbonun vakum hattı daha fazla açıldı. Yani basıncı daha fazla olması sağlandı. Ve bunun sonucunda da aracın turbo sesi değişmiş anlatılanlara göre. Ve araç 10 dakika yürüdü, yürümedi ve ambeliğe kalktı. Ve ciddi anlamda gaz yedi. Ambele dediğimiz olayı zaten daha öncesinde defalarca kez videolarımızda belirtmiştik. Turbo tarafından yağ basılması sonucu aracın tam gaz yemesi veya yarım gaz yemesi veya gazın takılı kalması demiştik. Bunu sizinle paylaşmıştık. Bize göre, yani bana göre en azından, yazılım yapılabilir mi? Evet, bence yazılım yapılabilir. Performans alınır mı? Alınabilir kesinlikle. Hibrit turbo yapılabilir mi? Kesinlikle yapılabilir. Downpipe yapılabilir. Yani bunların hepsi kesinlikle yapılabilir. Biz bunlara karşı değiliz veya araçları yürütmeye karşı değiliz. Fakat bizim uyguladığımız bir yöntem var. Eğer böyle bir makine yükleyeceksek, Stage 1 yazılımını atıp ilk önce Stage 1 ile bir 100-200 km, 300 km sonra Stage 2'ye geçip bir 200-300 km veya bilemediniz 400-500 km yol yapıp ortalama yani 1000-2000 km tek yazılımlı aracı alıştırarak sonra Stage 3'e geçip en sonunda Stage 3'te alışmış olan bir yazılımın üzerine hibrit turbo ekleyip ona göre bir yazılım yazarak arkadaşlar, hava girişinden olsun, enjektör yakıtından olsun, içeriye girip ona göre bir yazılım yaparak kişiye bunu teslim edilmesi gerekir. Veya da şu var. Genelde bizim çalıştığımız arkadaşlarımız bu şekilde yapar. Abi yazılımı yaptım, gidin bir test edin. Test eder, harita değerlerine bakar veya test esnasında işte ne kadar basıyor, ne yakıyor, neresi açık, alt devrim mi ölü, üst devrim mi ölü, bunlara bakılarak arkadaşlar o şekilde tekrar dosya yazılıp düzgün bir dosyayla motoru kırmayacak bir şekilde teslim edilir. Yazılım dediğimiz olay budur. Yani yazılıma da biraz da motorun elverişli olması gerekir arkadaşlar. Örnek veriyorum, enjektörünüzde bir sorun varsa, turbo hattınızda bir sorun varsa, interkonunuzda bir sorun varsa, borularda bir problem varsa, işte ne bileyim yakıt hattında bir problem varsa vesaire, bunların hepsi de yazılım atmadan önce kontrol edilmesi gereken şeylerdir. Kesinlikle yazılımlı araç bu tarz hataları affetmez arkadaşlar. Enjektör işlemesi gibi, piston delme gibi bu tarz şeyler yaşanabilir. Şimdi bilinçsiz yazılımın sonucunu sizlere göstereceğim. Bu aracın turbosunu ne yazık ki söylüyorum tekrar sökmek zorundayım. Eskisine mi çevireceğiz, ne olacak ne bitecek, bununla alakalı hiçbir düşüncem yok. Araç geldi, benim şu andaki yegane amaçlarımdan biri bunu sizinle paylaşmak. Bana göre turbo kesmiş gibi duruyor veya sarı mil boşaltmış gibi, göbek boşaltmış gibi duruyor. İntercooler'ın içerisine yağ basmış gibi duruyor. Ve o videoda da sizlere söylemiştim, biz müşterimize defalarca söylememize rağmen yani hibrit turbo yapmayalım diye, ama kendisi ısrar etti. Bu tarz şeyler yaşanılıyor, sürekli yaşadığımız sorunlar olduğu için bazı şeyleri yani biz yönlendirmeye çalışıyoruz ama ne yazık ki bu tarz hatalar oluşabiliyor. Üzüldüğüm bir nokta işin açıkçası, sonuç olarak meblağ ve para gidiyor ve tekrar tekrar işler oluyor. Bu işlerin sonu da bu şekilde arkadaşlar. Neyse, Allah büyüktür, başka bir şey vermesin diyerek turbo yerinden alalım ve milde ne kadar bir boşluk yapmış. Turboyu 10 dakikada sadece yazılımdan sonra, çünkü turbonun sesi değişti diyor arkadaşımız. Değiştikten sonra 10 dakika yürüdüm yürümedim, 10 kilometrenin sonunda dan bile kalktı diyor. Yani bunun sonucu ne olmuş ne bitmiş, bunu sizlerle paylaşalım. Hadi bakalım sökelim bakalım. Size buradan da küçük bir yer göstereyim. Bakın burası egzoz. Burası ciddi anlamda ısınan ve hayatta içinde normal şartlarda yağ olmayan bir boru.
Şöyle göstereyim. Fakat aşağıya doğru damlatıyor gördüğünüz üzere. Turbo egzoz kısmından keserse yağın bir fazlalığını da egzoz kısmından atar arkadaşlar. Çift taraflı keserse iki taraftan da yağ verir. Bu ciddi anlamda egzoz kısmına şu anda yağ basmış. Bu damlamalar bundan kaynaklı. Keza ola ki yolda böyle bir şey başınıza geldiğinde ilk bakmanız gereken egzoz kısmı veya egzozun arka kısmı. Bakın şöyle bir takip edelim. Bakalım burada bir şey var mı? Hemen şöyle. Burası kuru fakat inanılmaz derecede bir yağ dumanı çıkacaktır turbo kestikten sonra arkadaşlar. Yani çalıştırdığınız vesaire çok fazla bir duman varsa bunun sebebi turbo kesmesi veya turbo keçisinden kaynaklı yağ yakması kaynaklı bir duman olacaktır. Şimdi sökelim. Hava çok sıcak, o yüzden dilim damağım birbirine yapışıyor böyle anlatırken de. Biliyorsunuz malum birkaç haftadır aynı şekilde ilerliyoruz. Şimdi bakalım turboda neler çıkacak. Egzozdan akan yağı sizlere paylaşayım. Bu sadece gördüğünüz, şuraya patlattığım hariç. Sabahtan beri temizliyorum. Bakın egzozun içini görebilir miyiz? Buradan var hiç çıkmadıysa bu aldığım 300 gram haricin de ortalığa saçılan yaklaşık 1,5-2 litre yağ vardı. Boğuldum az kalsın ya bu kelepçeyi çıkartınca. Bu ne de ya, bu kadar yağ mı basılır? Buradan yağ geliyor diye size çektim ama ben bu kadar tahmin etmedim. Elimde bidon var, tutuyorum şöyle bir çektim, flow. Her taraf yağ oldu ya. İşte kimileri diyor ki böyle video çekiyorsunuz, bu işi yapıyorsunuz ama işte dediğiniz gibi olmuyor. Şuraya bak ya, bir kamyon bez harcadım. Patlamanın şiddetini şeyden anlarsınız zaten. Bizim de hiç sevmediğimiz şey, şuraları falan temizledim. Muhafazalar, civatalar falan filan hep battı. Neyse bunu böyle koyayım da biraz aksın çünkü yerinden alacağım. Sonra duş almayayım. Geliyor mu daha? Turbo egzoz kısmını aşırı kesmiş. Yani bundan onu anlıyorum. Egzoz kısmından kesmiş. Emme palinden değil. Neyse sökelim bakalım, bir de yerde görelim ya. Ya bak ya. Nasıl olmuş da arka tarafa kadar gitmemiş. Onu da anlatacağım. Niye bu kadar çok yağ bastığını ya da bu yağ burayı gerçekten nasıl buluyor vesaire, onu da anlatacağım sizlere. Turboyu yerinden aldım. Tezgah biraz dağınık arkadaşlar, idare edin. Evet. Şöyle göstereyim size. Kimse yok. Gidiyor tabii, sıkıntı yok. Kimse yok gördüğünüz üzere. Burada da aynen egzoz kısmından kesmiş. Şöyle göstereyim. Burayı mahvetmiş. Egzoz alabildiğine ya. Manifoldun içi alabildiğine ya. Tarafından kestiği için. Şuraya bak. Şuraya bak. Basmış bütün yağı. Peki bu nerede? Burada bir tane pervane olması lazım. Hemen onu da göstereyim sizinle. Her taraf yağ zaten. Burada yoksa buradadır. Evet. Şuraya bak ya. Bunu şimdi buraya dökemem. Bir tane kova almam. Alıp geliyorum hemen. Evet. Şuraya bakın ya. Kaldım içinde bir şey. Kalmadı. İçi olabildiğince ya. Bakın zedeye bakın. Parçalamış resmen ya. Burç. Sarı burç. Pervane zaten Allah'lık kestiği yer. Şimdi arkadaşlar, bu tamamen yazılımsal bir hata. Yani yazılımla uğraşan arkadaşlar bilir.
Bu işler basit işler değil. Öyle merdiven altı yazılım atayım vesaire, bu tarz şeyler değil. Bir de yazılım atan kişinin daha önce bu araçlarla bu tecrübeleri yaşamış olması lazım. Yaşanmadığı zaman gördüğünüz üzere pal kırıldı. Bakın yeni topladığımız hibritli, daha bir hafta önce topladığımız turbo yazılımdan kaynaklı. Normalde bu burada böyle durması lazım. Yazılımdan dolayı kesti. Böyle bir durumda paradan kaçtığınız zaman yalnız kalırsınız arkadaşlar. Kaliteyi tercih etmediğiniz zaman, garantili işi tercih etmediğiniz zaman ne yazık ki yalnız kalırsınız. Görmüş olduğunuz işlem, artık siz de yorumlara yazın. Yani sonuç olarak bu turbo kesmiş. Ben yazılım diyorum ama eğer aranızda yazılımcılar varsa, gerçek yazılımcılar, bunu mutlaka yorumlar kısmında eklemeyi unutmayın. Olduğu gibi egzoz kısmını basmış. Bu kadar yağı buraya bastığı için aslında şanslı bu kişi. Niye şanslı? Onlardan bahsedelim biraz da. Şimdi egzoz tarafı haliyle direkt duman olarak çıkıyor. Ve egzoz tarafı her aracı çalıştırdığınızda basınçtan egzoz tarafından dışarıya veriyor. Tabi bunun bir kısmı MA manifoldundan çıkmış. Fakat şurada görmüş olduğunuz bir tane rekor var. Buradan basınçlı yağ gelir arkadaşlar. Turbo miline, bu kesen mile basınçlı yağ gelir ki turbo mili ve az önce görmüş olduğunuz sarı parçalar düzgün bir şekilde yağlansın diye. Bu basınçlı mil eğer emiş tarafından keserse bu görmüş olduğunuz mil ne olacak? Bu sefer buradan dışarı fırlayacak. Dışarı fırladığı gibi buradan basınçlı yağ olduğu gibi MA manifoldundan interkol aracılığıyla interkolü geçerek MA manifolduna ulaşacak ve bu sefer istop etmeniz çok zor. Araba hafif olarak ambeliğe kalkmasının yegane sebeplerinden biri de egzoz kısmının kesmiş olması. Bu gibi durumlarda egzoz kısmı kestiği için şükretmek gerekiyor. Çünkü aksi takdirde motoru yiyebilirsiniz. Biz buna motor kırdı, yazılım sonrası motor kırdı diyebilirsiniz artık. Aklınıza ne geliyorsa. Ama dediğim gibi örneklerle sınırlı. Şimdi biz diyoruz ki mesela her sabah aracınızı çalıştırın, belli bir rolantide tutun, belli bir kıvamda, ne bileyim işte bir 30 saniye 40 saniye bekleyin. Bunu dememizin sebebi, ya da bir dakika bekleyin, bunu dememizin sebebi, veya istop ederken bir dakika bekleyin ya da 30 40 saniye bekleyin, sebebini aha da açıklıyorum size. Bakın görmüş olduğunuz bu mil buradan basınçlı yağ almazsa, kuru bir şekilde çalışırsa, şu görmüş olduğunuz sarılar, bu görmüş olduğunuz sarılar zamanla bitiyor. Çünkü bu sarının üzerinde çalışıyor arkadaşlar. Hemen bakın şöyle göstereyim. Bakın. Bu sarının üzerinde. Burada da bir keçe var. Yağı tutuyor. Bu sarının içinde döner. Bu görmüş olduğunuz sarılar aşınır. Aşındıktan sonra turbo yağ vermeye başlar. İşin kötü tarafı şu. Turbo yağ veriyor diye, aracım yağ eksiltiyor diye motor yaptırırsınız. Bu kadar basit. Eğer anlayan bir ustaya gitmezseniz, anlaşılır bir dilde bakılmazsa, etrafı incelenmezse, der ki usta bu motor yağ yakıyor, söker, sökmüşken turboyu da revize eder. Aslında siz boşuna motor yaptırmış olursunuz arkadaşlar. Ve yanlış yazılımdan dolayı da bu araba emiş tarafından kesmiş olsaydı, yanlış bir işlemden dolayı veya işte kulak arkası yapılmış bir işlemden dolayı bu arabada ambeliğe kalkıp motoru yiyecekti. Ya piston kolu çıkaracaktı, ya pistonları haşlayacaktı vesaire. Ama şu anda motorumuz Allah şükürler olsun çalışıyor, güzel çalışıyor. Bir problem yok. Tabii ki bu yeni gelen turbo, yani revize edilmiş turboyu taktıktan sonraki çalıştırdığımız sırada çok aşırı yağ almış, sekmanlara zarar vermiş mi vermemiş mi net bir şekilde konuşamıyoruz. Şimdilik duman atıyor egzozdan. Tabii ki de yeni turboyu taktıktan sonra veya sistemini temizledikten sonra daha detaylı bir şekilde müşterimize bilgi vereceğiz. Yok diyoruz, çalışmasına binaen çalışıyor. Fakat tabii ki de duman atacak mı, bundan sonraki süreçte yağ yakacak mı, sekmanlara mı, haşladı mı, bunu bilmiyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Turbo kestiğinde eğer yağ basmışsa bu tarz şeyler önünüze çıkabilir arkadaşlar. Sadece turboyu revize ettim, kurtuldum değil, motor bunlardan kaynaklı zede alabilir. Bunun bilgisini de sizlerle paylaşalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Başka söyleyecek söz yok. Zaten bütün hepsini video içerisinde paylaştım. Yazılımın zararları mı atarız artık bu başlığı? Bilinçsiz kullanım mı yazarız? Ya da hibrit turbonun sonucu mu yazarız? Ne yazarız başlığa? Ne yazarsanız yazın. Siz de kendiniz bu olayla alakalı mutlaka yorumlara bir şeyler yazın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.